Herkese selamlar. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar. Bugün ihtiyar matematikle beraber bir geometri sorusu çözeceğiz. Geometri sorumuz 3'te yayınlarından. Hemen sorumuza geçelim. Soruda diyor ki iki açının eşitliğinden bahsetmiş. Yani şu açıortaydan bahsediyor. BH dik AH demiş. AD eşittir DC. İki çizgilerin eşitliği verilmiş. AB eşittir 10 santim. ED eşittir 12 santim. Yukarıdaki verilere göre BC X kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar soruyu yapmaya başlamadan önce şöyle bir özelliğimiz vardı. Onu bir hatırlatalım. Ben buna daki derdim. Daki neydi? Diklik, açıortay, kenarortay, ikizkenar. Buradaki herhangi ikisi varsa diğer ikisini de ekleyebiliriz. Mesela nasıl ki ben şimdi buradaki üçgeni şöyle uzatacak olursam. Buraya baktığımız zaman burası da dik. Diklik var mı? Var. Açıortayım var mı? Var. O zaman kenarortay ve ikizkenar yerleştirebilirim. Şimdi şunu indirelim. Şöyle diyelim. Eğer böyle ise o zaman ben buralara şunu diyebilir miyim? Buralar birbirine eşit. Kenar, ki burası kenarortay, burada da ikizkenar yerleştirdim. Aynısını bu üçgende yapacağım. O zaman şuraya da T dersem ben AB uzunluğu ile TB uzunluğu birbirine eşittir. Nereden geldi? Daki'den geldi. Sonrasında HD ile AH da birbirine eşittir. Şimdi bundan sonrasında dikkatinizi çekmesi gereken bir olay var. O da nedir? Tabii ki de 1'e 2 olması. 1'e 2, 1'e 2. O zaman ben buradaki uzunlukların birbirine paralel olduğunu söyleyebilir miyim? Elbette söyleyebilirim. Şimdi burada verilen yerlerini yazacak olursak bir şeyler yakalayabiliriz belki. Şimdi HD uzunluğu 12 birimse şurada taradığım yer 12 birimse TC uzunluğu da Türkiye Cumhuriyeti uzunluğu da kaç birim olacak? 24 birim olur. Tamamı 24 birim olur. Peki şimdi ne yapacağım? Bir de ek olarak bize AB uzunluğunun 10 santim olduğunu vermiş. O zaman AB uzunluğunun neresi? Şurası değil mi? Burasının 10 santim olduğunu vermiş. Ben en başta ne yazmıştım? Burası TB'ye eşit demiştim. O zaman TB de 10 santim olmak zorunda değil mi? Nereden geldi? Dakiden geldi. Peki tamamı 24. Burada 10 santim varsa geriye kalan ne kadar kalıyor? 14 santim kalıyor. Cevabımız E seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi de sizlerle bir küme problemiyle karşınızdayım. Hemen soruyu okuyayım. Matematik, Türkçe, fizik derslerinden en az birinden geçen 63 kişilik öğrenci grubu ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Sadece matematik ve sadece Türkçe ve sadece fizik derslerinden geçenlerin sayısı birbirine eşittir. Ben bunların hepsine yani sadece bir dersten geçenlere x diyecek olursam. Derslerden herhangi ikisinden geçenlerin sayısı birbirine eşittir diyorsam buna da y diyecek olursam. Her 3 dersten geçenlerin sayısı 12'dir ve en az 2 dersten geçenlerin sayısı 36'dan fazladır diyor en az. Buna göre matematik dersinden geçen öğrenci sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi ben 3 tane küme çizecek olursam tabii. Çizebilirsem. Oo, güzel çizdim. Bu yumurta oldu. Bu da patates oldu. Şimdi ben öncelikle sadece mesela buraya ne yazalım? Türkçe yazalım, matematik yazalım. Buraya da fizik yazalım. Tamam mı? Bu kümemiz fizik, matematik ve Türkçe. Sadece bir dersten geçiyorsa sadece Türkçeden geçtiği için sadece Türkçe kümesine x yazıyorum. Ve aynı şekilde matematik kümesine x yazıyorum. Ve aynı şekilde fizik kümesine x yazıyorum. Sonrasında herhangi ikisinden geçen yani Türkçe ve fizikten geçenler olabilir. Buraya y yazdım. Matematik ve fizikten geçenler olabilir. Buraya da y yazdım. Aynı zamanda Türkçe ve matematikten geçenler olabilir. Buraya da y yazdım. Ve aynı zamanda her 3 dersinden geçenlerin sayısı da 12'dir diyor. Tamam, kümemi oluşturdum. Şimdi şuna geleceğim. Şuradaki en az 2 dersten geçenlerin sayısı 36'dan fazladır diyor. Şimdi en az 2 dersten geçiyorsa aynı zamanda 3 dersten de geçmiş olabilir. Yani ne demek istiyorum? Türkçe fizikten geçmiş y artı matematik fizikten geçmiş artı y. Türkçe matematikten geçmiş artı y. Ve aslında hepsinden geçmiş 12. Bunun neden büyük olmasını istiyor? 36'dan fazladır diyor. O yüzden büyüktür işareti koydum. Bunu karşıya olacak olursam 24 büyüktür 3y ve y büyüktür 8. Pekala, şimdi ne yapacağız ona bakalım. Y'nin büyük 8 olduğunu bulduk. Toplam 63 kişilik sınıf. Bunu nasıl hesaplayacağım? 3x artı 3y artı 12 diyelim. 3x artı 3y
artı 12 neye eşitmiş? 63'e eşitmiş. 12'yi karşıya atacak olursam 51 gelir. Burayı da 3 parantezine alırsam, yani 3x artı y parantezinde 51 ise x artı y eşittir 17 gelir. Şimdi ben y'nin büyük 8 olduğunu biliyorum ve matematik dersinden geçen öğrenci sayısı en az olmasını istediğim için ve aynı zamanda matematik kümesinde y elemanı olduğu için ben y'yi minimum seçmem gerekiyor. Yani en küçük değerini seçeceğim. O yüzden y'yi burada 9 seçiyorum. Y'yi 9 seçecek olursam x'imiz buradan bu eşittir y olsun. X eşittir 8 gelir. Pekala, şimdi de matematik kümesini tarayalım. Ya da bununla taramayalım. Şuna tarayalım. Oo, güzelmiş. Bununla tarayacak olursak şimdi kümemizde ne var? Onların hepsini toplayalım. 2y artı x artı 12. Y'nin kaç olduğunu biliyorum. 9 olduğunu biliyorum. 18. X'in kaç olduğunu biliyorum. 8 olduğunu biliyorum. Artı 12 diyeceksin olursam 20, 38 cevabımız A seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur. Bence güzel bir soruydu.